Merhaba arkadaşlar, yeni bir ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde Going Medieval'ı göstereceğim sizlere. Şu anda kapalı beta aşamasında hızlıca oyuna bir göz atabiliriz. Yeni bir oyun gösterelim. Yeni bir oyun açalım şöyle. Herhangi bir isim olabilir, Spalding. Ben bu şekilde bir bayrak tasarlamıştım, siz de istediğiniz gibi buradan özgün bir şekilde bayrağınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Buraları da geçtim hızlıca. Bunlar şu anda standart. Bir de açık yapı şekli var. Bu şekilde de oynayabilirsiniz dilerseniz. Hemen oyunu başlatalım. 3 ana karakterle başlıyoruz. Bunlara da isim verebilirsiniz yine. İşte Ali Ahmet Ayşe gibi. Karakterler çok detaylı bir şekilde verilmiş oyunda. Bunlar yaptıkları işlere göre özelliklerini geliştiriyorlar, kazanıyorlar. Hepsinin ayrı negatif ve pozitif özellikleri var. Yaşları var, kiloları var, boy uzunlukları dahi bunlar belirtilmiş. Ve onlara ilişkin backgroundları denmiş. Çeşitli hikayelerde mevcut. Zaten oyun çeşitli karşınıza çıkan eventlerle, görevlerle ilerliyor. Ama açık bir dünyada kendi kalenizi, köyünüzü kuruyorsunuz. Bu giriş kısmında kısa bir hikayeden bahsediliyor. Bir salgın işte başladığı ve bittiği, daha sonra insanların büyük çoğunluğunun işte %95 şeklinde söyleniyor, öldüğü, bizim de yeni bir köy kurduğumuz, yeni bir yerleşim yerine yerleştiğimiz belirtiliyor. Spalding yeni evimiz. Başlayalım. Bizi öncelikle bir tutorial kısmı karşılıyor. Buradan da dilerseniz bunlara bakabilirsiniz. Şurada kısa görevler var. Aslında size bir hatırlatma da bulunuyor. İnsanların yatağa ihtiyacı olduğu ve işe ihtiyaçları olduğu. Güzel bir yerde başladık. Bu bölümde öncelikle size arayüzden bahsedeceğim. Kısaca bir ev yapacağız. Genel hatlarıyla belirtip tamamlayacağız videoyu. Dilerseniz daha sonra seri halinde bunu devam ettirebiliriz. Şu ağaçları bir kessinler. Sonra da boş durmasınlar. Kaynakları toplayacağımız yer şurası olsun. Şuraya bir ev yapalım. Şöyle 6'ya hatta 7'ye 5 gayet yeterli olur. Yapıda da böyle tek tek bu Minecraft'taki gibi, yani ona da benzetebiliriz. İnşa edebiliyorsunuz. Kendinize has böyle orijinal binalar yapabilirsiniz. Yani açık bir arazide inşanın yanında bir aynı zamanda bir savaş oyunu. Şuraları da yapalım. İnşa yapısını çok beğendim, gerçekten güzel. Şöyle tek tek de kendimiz buradaki ağaçları tıklayıp işte ne bileyim buradaki çilekleri falan diye
şöyle toplayabiliriz. Evet. Şunları da toplayalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra öncelikle ben şu köşeden başlayayım. Sol köşeden. Burada meslek kısmı var. Yine tutorial her zaman karşımıza çıkıyor oyunda. Çünkü farklı bir mekaniğe sahip oyun. Burada meslekleri işe gönderme, yani çeşitli işlerimiz var. Karakterlerimiz burada ve onların burada yani daha öncelikli özellikleri var. Buradan daha da böyle yani bu işleri sen önce yap diyoruz. Mesela hepsi inşaat yapmasın. Ayşe hiç inşaat yapmasın mesela. Başka işlerle uğraşsın. Onu kapatıyoruz. Yine başka nüfus arttıkça, bize katılanlar oldukça bu şey büyüyecek panel. Buradan kopyalayıp işte yapıştırabiliriz aynı sistemi. İş kısmı bu şekilde. Çalışma takvimimiz var. İnsanlar kaç saat çalışıyorlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 saat çalışıyorlar. Mesela bir öğle arası yapabiliriz onları. Şöyle 2 saatlik. Kalkmadan önce ve uyumadan önce de bir boş zaman bırakabiliriz. Bunu kendilerine göre değerlendiriyorlar. Ya uyumalarını sürdürüyorlar ya da çalışmalarını. Ama çok çalışkan insanlar, onu şimdiden söyleyeyim. Görüyorsunuz Ali harika ya. Saat 1. Buradan da şu çalışma takviminden görebilirsiniz saat dilimini yine. Hemen ben 3 tane yatak yapayım burada. 1, 2 ve 3. Şu köşeden kaynaklarımızı görüyorsunuz. Bu bölgeye toplanan kaynaklar. Bunları şu anda kendi kaynaklarımız olarak görmüyor buraya alınmadıkları için. Bu kısmı gösterdikten sonra beta sürecinde olduğunu söylemiştim. Yapımcılara buradan mesaj da yollayabilirsiniz. Zaman çizelgemiz var. Bu şekilde daha da oyunu hızlandırabiliriz. Hızlı devam etsin. Mevsim var. Mevsim döngüsü var. Stotörü. Yatağa ihtiyacımız var. Burada genel toplama, işte kesme, maden işleriyle ilgili şeyler. Çok tatlı grafikleri var. Oyunu hangi motorla yaptıklarını sormamıştım. Onu merak ediyorum açıkçası. Onu da en kısa zamanda soracağım. Şu kısmı göstereyim. Base yine burada inşaat kısmı. Şurada araştırmayı göstermedi. Evet. Burada da bir araştırma panelimiz var. Şimdi birazdan içeri bir araştırma masası kuracağım. Şuradan üretim testini görüyorsunuz. Bu araştırma masasında kitap yazacaklar. Bir metin yazıyorlar. Buna göre de araştırma puanı elde ediyoruz. Bunlar daha sonra textbook, daha sonra da test şeklinde ayırmışlar. Üçe ayırmışlar araştırma panelini. Daha ileriki araştırmalarda tez isteyecek mesela sizden. Burada textbook istiyor. Tez için bir hazırlık masası falan. Açılmayan şeyler de var. Hala beta süreci olduğu için açılmayan araştırma kısımları da var. Oyun böyle o Sims'te de göreceğiniz detaylı şeylere sahip. İşte kitaplık falan yapabiliyorsunuz. İçeri meşale dekorasyon kısmına. Meşale yerleştirebiliriz. Şu yerleştirebiliriz. Evet, akşam oldu. Evet, onları da buraya koymuşlar. Şunlar kitaplarımız. Araştırma için kullanılacak. Araştırma puanı yerine geçiyor. Bunlar diğer ürünler, yiyecekler işte.
giysiler. Bunları özellikle şu şekilde diğer karakterleri giydirebilirsiniz. Bu da herhalde ondan yok daha iyi. Kılıç verelim işte birine. Biri Tatar yayı kullansın. Diğeri ok kullansın. Evet. Tabii evimizi yaptık. Üst taraf açık kalmayacak. Ben bir kat daha çıkacağım için şurayı kapatıyorum bu şekilde. Hatta şurayı da böyle alıyorum. Bir tık. Bir tık daha. Şuraları da şey koyalım. Böyle alt tarafına. Şöyle. Evet. Böyle güzel oldu. Mantarları, şuradaki mantarları toplayalım. Bunlar yemek için güzel. Yine şuradaki ağaçları keselim. Şimdi birazdan uyanırlar. Evet, uyanırlar. İlk araştırmamızı yapalım. Şuradaki ağaçları da şöyle topluyorum. Şunları da. Ve şunları da. Burada da büyük bir orman var. Bunun yanında şurada meyve ya da işte meyve dediğim sebze ve tahıl, buğday ekebileceğiniz alanlar da mevcut. Şöyle onu da yapmış olalım. Mobilyaları gösterdim. Üretim kısımlarını gösterdim. Şunları da koyabiliriz. Şuraya. Bu hayvanları avladıktan sonra ete dönüştürüyorsunuz. Bir kasap tezgahı gibi bir şey. Yine aynı şekilde ok yapımında kullanılıyor. R'ye basınca dönüyor. Yani işte. Şöyle şuradaki panelden odanın içini görebiliyorsunuz. Şu üst katı tamamladıktan sonra şunu da yapsın. Bunu göstereyim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Oyunu kısaca bir anlamanız için. Panellerde de işte çatı eğer yaptıysanız onu kaldırabiliyorsunuz direkt. Buna ihtiyaç duymadan da bu şekilde de yapabilirsiniz. Toprağın altına da, yani mesela buradaki işte tepedeklere ya da işte çukurlara yerleşim yerleri de kurabiliyorsunuz. Bunu hiç denememiştim. Ona da bakabiliriz. Araştırma masamızı da yapalım. Bu bölümü bu şekilde sonlandıralım. Dilerseniz daha sonraki bölümlerde de oyunun çeşitli mekaniklerini yine sizlere gösteririm. Karşımıza işte çeşitli eventler çıkacak. Bu araştırmayı buradan seçiyorsunuz. Ve sürekli olarak hani birisi geliyor, boşta olan birisi. Burada araştırma yazıyor, metin yazıyor yani açıkçası. Böyle. Her bir kısmı tamamladığında araştırma bölümünde bir 10 puan kazanıyor. Bu şekilde de araştırmalara devam ediyoruz. Şuradaki dekorlar falan benim çok hoşuma gitmişti. Kitaplıklar falan.
kalkan var. Evet. Bu şekilde Going Medieval tavsiye ettiğim bir oyun olacaktır. Umarım siz de beta key'lere ulaşıp deneme fırsatı bulursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.